İyi günler efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başladık ama galiba eski gündem maddeleriyle. Ne var ki o eski gündem maddeleri yeni sorunlarla ya da soru işaretleriyle birlikte geldi. Onu konuşacağız. Ama elbette Medya Mahallesi'nde olup bitenleri ki onlar da bir hayli kayda değer. Onları konuşacağız. Ragıp Duran'la zaman zaman yolu İstanbul'a düşen, yolu İstanbul'a düştükçe Medya Mahallesi'ne uğrayan Ragıp Duran. Bu sefer ne için İstanbul'daydın Ragıp? Aslında Avrupa'daydım. Brüksel, Londra'da bir takım Kürt televizyoncu arkadaşlar ve akademik çevrelerle bir takım toplantılar yaptık. Cumartesi günü Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde Türkiye-Hollanda ilişkilerinin 400. yılı nedeniyle basın ve sansür konulu tam Medya Mahallelik bir toplantı oldu. Bir tam gün. Esra Arsan, Hollandalı meslektaşları düzenlemiş. Çok ilginç oldu. Türkiye'de ve Hollanda'da sansür nasıldır? Nasıl işliyor mekanizmalar? Tabii Türkiye'de bir yanda nispeten iktidar yanlısı meslektaşlarımız, bir yanda iktidar yanlısı olmayan meslektaşlarımız vardı. Onları tartıştık ve tabii arada çok fark var. Yani Hollanda'daki sansür, orada da var. Her yerde sansür var. Ama bizdekiyle kıyaslandığı zaman çok daha hafif. Yani biz daha o konularla ilgilenmiyoruz. Çok daha, nasıl diyeyim, ıvır zıvır diyebileceğimiz konularda. Hollandalılar açısından da iyi oldu. Onlar da Türkiye'de basının nasıl gittiğini anladılar. Bu bizim iktidar yanlısı meslektaşların çok ilginç bir teorisini öğrendim. Yani tabii onlar Türkiye'de sansür yoktur diyorlar. Yani daha doğrusu bütün tahlillerinde medya patronlarını suçluyorlar. Yani hükümet son derece iyi bir hükümet. Basın özgürlüğünü geliştiriyor. Önemli gelişmeler var. Kürt meselesi, Ermeni meselesi, bütün bu konularda müthiş gelişmeler oluyor. Ama çok kötü medya patronları var ve o medya patronları da işte bizim meslektaşlarımızı işten atıyor vesaire. Tabii çok tutarsız tezler, bayağı bir eleştirdik. Yani mesela Ahmet'le Nedim'i medya patronları içeri atmadı herhalde. Yahut KCK davasından içeri giren Kürt meslektaşlarımızı da medya patronları atmadı. Dolayısıyla bir şey öğrendim. İktidar yanlısı gazeteciler hükümeti savunmak için bayağı militanca, yani bizi de suçlayan, işte anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz falan gibi laflar ettiler. Ama iyi oldu. Öğrenciler, akademisyenler hem Türkiye tarafından hem Hollandalılar tarafından biraz mevcut içinde bulunduğumuz durumu değerlendirmiş olduk o toplantıda. Biraz ayrıntıya sonra girelim mi? Çünkü sansür meselesi hakikaten çok önemli. Daha önemlisi galiba otosansürün neredeyse cisimleşmiş haliyle karşı karşıyayız. Bazı haberler hiç verilemiyor. Birazdan bunu bir örneğini göreceğiz. Çok çarpıcı bir örnek. Sansür meselesi çok önemli. Medyadaki gelişmeleri de belki paylaşacağız. Ama önce anmadan olmaz. Bugünkü gazetelerde zaten ayrımsız ama her görüşten, her taraftan, kesimden gazetelerde birinci sayfada hep aynı kişinin fotoğrafı vardı. Ekrem Bora'nın fotoğrafı. Bütün Türkiye onu çok sevmiş demek ki. Yani her gazetenin birinci sayfasına ve üstelik de yıllardır görmediğimiz halde ekranlarda yer alması son derece düşündürücü, çok anlamlı. Çok güzel insandı. Hakikaten çok güzel insandı. Genellikle kötü adamı oynadığı halde çok sevilmesi bir de, değil mi? Ay şimdi sen bütün gazetelerin birinci sayfasında resmi var deyince arkasından Başbakan Erdoğan'dan bahsedeceksin sandım. Çok iyi adamdı falan deyince böyle bir afalladım, pardon tabii. Toprağı bol olsun, gençliğimizde çok sevdiğimiz bir abimizdi. Ve hakikaten o Türk filmlerindeki tipik, sembolik şahsiyetlerden, figürlerden biriydi. Her fani ölümü tadacaktır ilkesine uygun olarak aramızdan ayrıldı. Evet, o kadar anlamlı bir konuşma yaptın ki. Ne diyeceğimi hakikaten şaşırdım. Neyse, aslında hani çok tuhaf bir şey oldu, kesişme oldu ama hakikaten Başbakan Erdoğan da her gazetenin birinci sayfasına tabii ki. Kaçınılmaz. Genel olarak Suriye Halkının Dostları konferansı, İstanbul'daki biliyorsunuz konferans çok yankılandı.
Çok sayıda ülke temsilcisi ve önemli isimler katıldı. O vesileyle ama Star Gazetesi bambaşka bir nedenle Başbakan Erdoğan'ı manşetine almış. Şimdi hatırlayacaksınız 23 Mart günü Harp Akademileri Komutanlığı'nda Erdoğan bir konuşma yapmıştı. Genç subaylara manşetinde işaret ettiği üzere. Fakat o kapılar kapatıldığı için o konuşmada ne var öğrenememiştik. Şimdi Star Gazetesi, bugün birkaç gazetede daha var ama manşete çıkartan Star olmuş. Genç subaylara demokrasi dersi verdiğini belirterek içeriğini, o konuşmanın içeriğini birinci sayfasına taşımış. Erdoğan genç subaylara darbelerin nelere mal olduğunu anlatmış. Hiçbir kişi ve zümre hukukun üzerinde değildir demiş. Hukuk herkese eşit mesafede durduğu sürece adalet dağıtır demiş. Her birinin altına imzamızı atacağımız sözler, hani velev ki doğru olmasın, sevindirici sözler ama. Ama evet, amadan sonra izin verirsen ben alayım. Şu anlaşılmaz bir şey. Bir ülkenin başbakanı, bir ülkenin harp akademilerinde konuşma yaptığı zaman bu niye gizlenir bir hafta boyunca? Yani ne var bunda? Üstelik söylediği gizli saklı, hani gizli askeri strateji, ulusal güvenlik falan şey dedi. Niye gizlendi bu da şimdi ortaya çıkıyor? Anlamsız bir şey. Ayrıca da tabii başbakanın söyledikleriyle yaptıkları arasındaki ilişkiye bakmak lazım. Hukuk herkese eşit bir şekilde yaklaşıyorsa... neydi o? Deniz Feneri davasında 3 ay uzun tutukluluk süresi olduğu için serbest bırakılanlar. Bir de bizim meslektaşlarımız işte Balbay'dı. Onlar neredeyse 3 aydan çok daha uzun süre kaldıkları halde. Onlara uzun sayılmıyor. Yani herkes söylediğiyle yaptığı arasındaki başbakan dahil ilişkiye dikkat etmesi lazım. Yoksa inandırıcılığı kalmıyor bunun. Yani şimdiki oradaki genç subaylar denilen kesim başbakanı dinlerken canı gönülden helal olsun çok iyi bir başbakanımız var diyerek mi dinlediler? Belki yoksa öyle, bir kısmı öyle dinlemiş olabilir ama yani şimdi insanlar her gün asker, sivil memlekette ne olup bittiğini izliyorlar. İzleyebildikleri kadar. Birazdan gireceksin herhalde o konuya. Gazetelerin verdiği kadar. Sonra herhangi birisi gelip, yani benim bütün derdim şu. Hakiki gerçekle medyatik gerçek arasında Türkiye'de uçurum çok fazla açıldı. Yani zaten insanlar gazeteleri gerçeği öğrenmek için okumuyor. Ya televizyonları gerçeği öğrenmek için izlemiyor. Kim ne diyor diye izliyor. Çünkü her gazete belirli bir tarafın sözcüsü, her televizyon belirli ölçüde bir tarafın sözcüsü gibi davrandığı için genel olarak bilgilenmek değil, fikir, kanaat edinmek için insanlar izliyorlar. O bakımdan olumsuz bir durum var. Bu arada belki belirtmekte fayda var. Şimdi genç subaylar burada konuşmayı dinleyenler. O genç subayların çok kısa bir süre önce komutanı olan İlker Başbuğ, terör örgütü kurmak, yöneticisi olmak iddiasıyla içeride. Bu arada 27 Nisan muhtarasını ben yazdım diye, üstelik de kulaktan dolma değil, Mehmet Ali Biran'da o 2. günde söyleyen büyük anıt, hani hiç rahat rahat şey oturuyor görünüyor. Bilmiyorum şimdilik mi nedir? Hukuk eşit davransın herkes o zaman. En basit örneğini verdin. Yani, var bir sorun evet, var burada. Evet, o balyozdaki olan biten zaten son derece düşündürücü. Şimdi Suriye'den bahsediyordum. Suriye'den bahsedeceğim çünkü bütün manşetler öyle ve senin üstelik de Avrupa'dan yeni geldiğin için bu Suriye konusunda söyleyeceklerim vardır. Yani Avrupa'da ama şu manşetleri bir verelim devam edelim. Radikal gazetesinin birinci sayfası son derece iddialı bir tutumun yansımasıyla çıkmış bugün. Başbakan Erdoğan Esad varsa biz yokuz diyor. Bundan kasıt şu. Hem anlam planı, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin adını taşıyan anlam planı, hem de bazı çevreler Esad'ın ikna edilerek, yani müzakere sürecine Esad'ı da bir anlamda katarak yürümesi yanlısı. Ama Erdoğan diyor ki eğer işin içinde Esad varsa müzakere sürecinde biz yokuz. Esad rejimini sürdürecek hiçbir planı desteklemiyoruz diyor. Şimdi Esad rejimini sürdürecek. Daha doğrusu Esad olduğu sürece demokrasi de gelse, başka bir şey de gelse biz yokuz gibi algılıyor insan doğrusu bunu
okurken. Ve Radikal'in spotundan aktaracağım. Erdoğan, Suriyeli muhaliflerin silahlı mücadelesine de açık destek verdi. Şimdi açık destek sadece sözle mi değil mi? Nasıl algılanıyor? Birazdan onu da konuşacağız. Ama Habertürk ve birkaç gazetenin daha manşetiyle devam edelim. Habertürk, zalim Esad'a karşı 74 ülke demiş. Hillary Clinton'la fotoğrafını koyarak Başbakan Erdoğan'ın, onunla çünkü ayrıca baş başa görüşüldü biliyorsunuz. Suriye için artık hani zaman kalmadı, ateş kesmek için bile vakit kalmadı neredeyse diyor. Sabah gazetesi keza zalim ve kurban aynı kefede olmaz. Yani Esad varsa biz yokuzun bir başka yerden bakışıyla söylenmesi buna yer veriyor Sabah gazetesi. Şimdi bununla kalmadı tabii. Hani Suriye halkım dostları derken Amerika Birleşik Devletleri'nin o dostlar arasında olması, Batı'dan pek çok ülkenin orada yer alması, konuşlanması falan ne anlama gelir? Onları bir kere bir bilen biliyor diyeceğim ama bilmiyorum ne kadar biliniyor. Biz gene hani medyaya çok da yansımayan, az önce Ragıp Duran'ın konuğum Ragıp Duran'ın da söylediği gibi medya bazı şeyleri hakikaten o kadar görmüyor ki ya da televizyonlar göstermiyor ki biz gerçekle sanal gerçek ne diyorsun sen? Gerçek, evet. Medyatik gerçeği birbirine karıştırıyoruz. Şimdi efendim günün karesi gelecek ekrana. Aslında iki kare bu. Günün kareleri demek lazım ama her biri kendi başına da gündemi anlatan. Şimdi günün karesi bir. Bu Esad'da karşı olanların yani muhaliflerin İstanbul'da düzenlediği gösteriden bir kare. Hayır bu şöyle, Esad muhalifleri bunlar. Öyle daha iyi anlatabiliriz. Esad muhalifleri den bir enstantane. İşte görüyorsunuz orada. Polis arkada rahatlıkla duruyor. Şimdi devam edelim. İkinci kareye geçelim. Şimdi bunlar da Esad yandaşları. Esad yandaşlarına da böyle müdahale edildi. Gene bol bol bizim çok da aşina olduğumuz gazlı metotla evet, Türkiye'de hukuk da polis de herkese eşit uzaklıkta olduğunu gösteren çok güzel. Olmaz böyle şey. Yani eğer kalkıp genç subaylara hukuk herkese eşit davranıyor diyorsanız o zaman orada gösteri yapan herkese gösteri yapma hakkını tanıyacaksınız. Hiç kimseye müdahale etmeyeceksiniz şiddet kullanmadıkları sürece. Bu da çok güzel bir örnek. İyi seçilmiş. Yalnız ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bütün her şeyi çözen bir şey. Ayşenur şöyle bir durum düşünelim. Yani Suriyeli insanların, komşularımızın halet-i ruhiyesini anlamak için benzerlik belki olmayabilir ama Suriye yerine Türkiye'yi koyun ve Türkiye'nin komşusu bir ülkenin başkentinde Türkiye halkının dostları toplantısı yapılıyor. Oraya Türkiye çağrılmıyor. Oraya işte bilmem Türkiye'nin diğer yakın komşuları çağrılmıyor. Ondan sonra da kalkıp Türkiye'deki rejim hakkında Erdoğan'ı devireceğiz. Erdoğan varsa ben yokum diyor bir takım adamlar. Ne hissedersiniz? Yani bu tabii sadece Erdoğan'la ilgili değil. Genel olarak rejim değiştirme, Arap Baharı'nı kullanarak rejim değiştirme isteği ki burada en fazla Erdoğan'da var. Hillary Clinton çok daha temkinli davranıyor yahut anlam planı çok daha yumuşak bir geçişi öngörüyor ama bu çok vahim bir şey. Yani diplomaside, günlük hayatımızda çok klasik bilinen bir şey vardır. Sana yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapma. Yarın öbür gün Türkiye bu duruma düşerse bu gazete koleksiyonları duruyor. Bu çok vahim bir şeydir. Ama yani Türkiye'nin bu duruma düşme ihtimali herhalde. Hayır, ben genel olarak söylüyorum. Yoktur, olmayabilir ama yani kalkıp böyle... Şimdi bakın Türkiye ile Suriye arasında diplomatik ilişkiler var. Büyükelçi çektiniz. Hala siz oradaki rejimi tanıyorsunuz. Üstelik şeydeki Halep'teki başkonsolosluk da kapatılmamış durumda. Yani bir başka ülkenin rejimine karşı bütün dünyayı topluyoruz. Toplamıyorsunuz bir kere bütün dünyayı. Bir önceki toplantıda 82 ülke vardı. Başta İran olmak üzere. Bir kere İran yok, Suriye yok.
İran ve Suriye'nin olmadığı bir toplantıda bu kadar ikiyüzlü, riyakar bir şekilde Suriye halkının dostları. Nerede Suriye halkının dostları? Suriye halkının kendisi yok orada. Bilmiyorum. Ha bu bütün bunlar şu. Esad'ın son derece vahşi bir şekilde halkına ateş açarak falan bütün bunlar bir gerçek. Bunları kimse inkar etmiyor. Esad tabii ki savunulacak bir adam değil ama bugün gerek Batı dünyasının gerekse Türkiye'nin bu konudaki tutumu da savunulur bir tutum değil. Peki Avrupa'dan, Batı'dan Brüksel'de işte başkenti sayılır AB'nin. Oradan bakışı bize biraz anlatır mısın? Vallahi şöyle bir şey oldu. Ben de bilmiyordum. Öğrendim. İyi oldu. Bu Roche TV kapatıldıktan sonra Kürt televizyoncu meslektaşlarla konuşurken bir şey öğrendim. Özel olarak Suriye için Ronahi diye bir kanal açmışlar. Günde yanılmıyorsam 7 saat yayın yapıyor. 4 saat Kürtçe Suriye'ye yönelik. Aa. 4 saat Kürtçe, 3 saatte Arapça ve hakikaten gelen görüntüleri izledim. Suriye Devlet Televizyonu'ndan ayrılan profesyonel kameramanların çektiği bir takım görüntüler. Gerçi Suriye'de tabii Türkiye'nin Ankara'nın politikasını oldukça etkileyen oradaki Kürt varlığı da önemli. Kürt cemaati, Suriye'deki Kürt cemaati hala kesin bir tutum almakta diretiyor. Yani Esad rejimine karşı fakat muhaliflerden yana değil. Çünkü muhalifler dediğimiz zaman da birkaç çeşit muhalefet var. Onun dışında konuştuğum batılı insanlar da geçen sefer de bu konuyu konuşmuştuk. Yani merhaba merhaba işte Türkiye, iki satır Türkiye konuşulduktan sonra sizin hükümet Türkiye hakkında sizin hükümet Suriye hakkında ne düşünüyor, ne yapıyor, niye böyle yapıyor diye sorularla muhatap oldum. Yani batıda da öyle Davutoğlu'nun yahut Erdoğan'ın söylediği gibi çok parlak bir strateji izlemiyor Türkiye bu konuda gerek. Batılı dostlarıyla, müttefikleriyle ilişkisinde gerekse Suriye'ye karşı ilişkisinde. Peki hazır oradayken Suriye meselesine belki bir parça döneceğiz ama Avrupa'dan Türkiye'nin bu son PKK konusunda güvenlik stratejilerinin, Kürt sorunu konusundaki stratejinin değişmesi konusunda ki bakış. Vallahi evet nedir? O konuda tabii çok sık gündeme geldi. Gerek Kürt arkadaşlarla gerekse İngiliz ya işte Belçikalı gazeteci, akademisyen arkadaşlarla. Bir kere bir allak bullak bir durum oldu. Çünkü bu yeni olduğu öne sürülen stratejinin daha sonra yok böyle bir şey şeklinde bir tekzip çıktı. Ama her halükarda mesela işte tam ben oradayken Financial Times'ta müthiş bir yazı çıktı. Yani Batı basınını izlediğimiz zaman da görüyoruz. Batı, Türkiye'deki gazetelerde çok az bir şekilde yayınlandı o. Çok sert açıklamalarla, çok sert betimlemelerle Erdoğan'ın Türkiye'si giderek gaddarlaşan bir rejim. Yani ruthless kullandığı kelime. Gaddar, sertleşen, vahşileşen, çeşitli karşılıklar bulabiliriz ama her halükarda son derece olumsuz bir niteleme. Tabii somut örneklerini de veriyor. Ben oradayken bir gün mahsus bekledik. Salı günü geçecektik Londra'ya. Ahmet geliyordu, Ahmetçik. Ahmet'le Brüksel'de de toplantıdan önce konuşabildik. Çünkü hakikaten o toplantı da çok önemli bir toplantı. Yani Ahmet Şık batılı parlamenterlere, özel olarak da ikinci büyük grup olan liberallere çok somut, çok zengin konuşması, Türkçesi yayınlandı mı ya yayınlandı mı bir yerde bilmiyorum, tam metnini okudum. Gerçekten bir başarılı, olumlu gazetecilik faaliyeti yaptı. Yani Türkiye'de şu oluyor, bu oluyor. Kendi görüşlerini de tabii söyledi. Özel olarak kendi başına gelenleri ön plana çıkarmayan, genel olarak manzarayı çizen çok olumlu bir konuşma yaptı. Konuşmanın ne kadar olumlu olduğu parlamenterlerin konuşma bittikten sonra sıraya girip çok çeşitli sorular sormasıyla da özellikle Gülen cemaatine ilişkin sorular sormasıyla da ilgili. O da garip mesela. Gülen cemaatinin görüşlerini Yeşiller Avrupa Parlamentosu'nda en çok destekler konumda görünüyor. Dolayısıyla az çok Türkiye'yi takip eden kesimlere baktığımız zaman o eski reformcu, ilerlemeci, herkese eşit davranan, işte bilmem hukukun herkese eşit yaklaştığı Türkiye'nin değişmekte olduğunu çok somut bir şekilde görüyorlar. Yani KCK tutuklamaları, bizim meslektaşlarımızın iki tanesini ya dört tanesini tahliye olmasına rağmen basın üzerindeki baskılar, öğrenci meselesi de artık giderek biliniyor. Yani yurt dışındaki Türkiye'li öğrenciler de tabii Türkiye'deki arkadaşlarının durumunu oradaki çeşitli kesimlere aktardıkları için giderek eskiye atıyorum yani. 3 sene önce Avrupa'ya gittiğimde
Türkiye rejimiyle ilgili bu kadar aleyhte şey duymamıştım. Giderek daha fazla eleştirel Erdoğan rejimine, ya AKP devleti dedikleri şey eleştirel yaklaşım var. Bundaki temel nokta, yani Avrupa'nın giderek daha eleştirel bakmasındaki nokta, bir sıralamaya koyarsak gazeteci tutuklamaları ya da uzun tutukluk süreleri midir, Kürt meselesi midir? Vallahi biraz zor bir o hiyerarşi yapmak zor, çünkü konjonktürel bir şey. Olaylara verdikleri tepkiler itibariyle bakıldığında mesela bu ilerleme raporunun yani Avrupa Parlamentosu'nda taslağının tartışılması sırasında senin de programlarında haklı olarak üzerinde durduğun sahte sonradan üretilmiş belgeler, balyoz ve diğer davalarda. Mesela o bayağı bir ara gündeme geldi. Tabii ki Kürt meselesinde eski müzakereye dayalı, yumuşak, barışçı, siyasi çözümün terk edilmesi önemli bir unsur. Tabii ki yani en son bir yüzyıl önce falan görüşleri nedeniyle Avrupa'da bir gazeteci içeri atılmış, görüşleri nedeniyle diyorum. Gazetecilerin, meslektaşlarımızın içeri atılması da önemli bir tepki şey oluyor. Bir de tabii şuna bağlı. Mesela üniversite sonrası Afrika ve Doğu Etütleri Okulu şeydeki Londra'daki SOAS'ta orada bir konferans verdim. Akademisyenler haliyle işte Büşra'dan bahsediyorlar. Büşra Ersan'dan, Ragıp'tan bahsediyorlar. Gazetecilerle konuştuğum zaman onlar daha çok Ahmet'ten başlıyor. Siyasi, yani Brüksel'de olsun Londra'da olsun İngiliz veya Belçikalı bir siyasiyle görüşmediğim için siyasiler ne düşünür, neyi ön plana çıkarır bilmiyorum ama yani hiyerarşi çok önemli değil. Türkiye rejimini eleştirmek için o kadar çok somut olgu var ki her birini çeşitli kesimler değerlendiriyor. Şöyle diyebilir miyiz? Avrupa'da bazı konulara bizdeki medyadan daha fazla ilgi olduğu söylenebilir mi? Kesin. Yani geçen sefer de hatırlıyorum söylemiştim. Bir tanesi Suriye. Çünkü garip bir şey. Suriye bizim komşumuz. Akrabalarımız, Kürtler var sınırın iki tarafında. Ayrıca Erdoğan da çok yakındı. Gider gelirdi, ailece görüşürlerdi filan. Eskiden beri Suriye ile yakın ilişkileri var Türkiye'nin. Yani bunu ispatlamak çok kolay. Son, yani ilk Suriye'de olaylar başladığından bu yana herhangi bir ciddi Batı gazetesini alın, Le Monde, Guardian, New York Times, herhangi bir ciddi varsa Türk gazetesini alın. İkisi Suriye konusuna ne kadar, ne sıklıkta, ne uzunlukta yer ayırmış ve hangi perspektifte yer ayırmış? İletişim Fakültesi öğrencileri için çok basit ve sevindirici bir çalışma olabilir. Hani birbirine yakın değil. Batı basınında 5 haber, 5 yorum çıkıyorsa bizde bir tane çıkıyor, 5'te 1. Çünkü normalde, yani normal dediğim, baktığımız zaman bu sıfır sorun politikasından, işte Annan planı mı, Güvenlik Konseyi'nin direkt askeri müdahalesi, mesela bu sabah sizin yazı işleri toplantısında bir değerlendirme yapıldı. Mesela Türkiye artık BM, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayını da beklemeden askeri müdahaleden yana. Bu da önemli bir değişiklik. Bu vahim bir şey. Yani Chomsky'nin deyimiyle buna büyük ölçüde işte serseri devlet, rogue state diye bir deyimi vardır onun. Çok tehlikeli bir şey bu. Yani ben uluslararası hukuku da tanımıyorum anlamına gelir. 3-5 kişi bir araya gelecek yahut 3-5 devlet bir araya gelecek. Neyse ki Amerika, İngiltere, Fransa bu konuda biraz daha duyarlı. Kürtler açısından da Suriye çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Kürtler bu bölgede 4 ülkede yaşıyorlar. İran, Irak, Suriye ve Türkiye. En kalabalık Türkiye olmak üzere. Irak'ın kuzeyinde bugün resmi adı Irak Özel Kürdistan Yönetimi olmak üzere devletvari, devletimsi bir yapı kuruldu. Dolayısıyla 4'te 1 Kürtlerin hayali gerçekleşmiş oldu. Geriye 3 ülke kalıyor Kürtlerin yaşadığı ve kaçınılmaz olarak Irak'taki oluşumdan Suriye, İran ve Türkiye'deki Kürtler de etkileniyor. Yani işte daha çok sık sık Erbil'e gidip geliyorlar, oradaki gelişmeleri izliyorlar. Şimdi Suriye'de de benzeri bir durum olma ihtimali var. Müdahale olur veya olmazsa da nispeten ben gezmiştim oraları vaktimanda. Türkiye sınırından 20 kilometrelik bir şerit bu. Ve neredeyse münhasıran Kürt. Yani Araplarla bizdeki gibi kaynaşmış bir şey değil. Suriye Kürtleriyle Suriye Arapları öyle evlilik, ticaret filan bizdeki gibi, yani bizdeki Türklerle Kürtler
Hem evlilik hem ticaret. İşte Edirne'de de Kürt yaşıyor. Bilmem Diyarbakır'da da bir sürü Türk yaşıyor. Öyle değil. Çok daha yoğun bir etnik bölge olarak var. Dolayısıyla olası bir özerk, bağımsız devletten bahsetmiyorum. Olası ayrı bir, yani Suriye'nin parçalanma ihtimali de olduğu için tabi bu da Türkiye'yi, Ankara'ya çok rahatsız ediyor. O zaman 4-2 olacak. Irak'tan sonra bir de Suriye'de bir Kürt oluşumu. Bu özerk bölge olabilir, federatif bir bölge olabilir. Onları şimdiden bilemeyiz. Geriye İran'la Türkiye kalıyor. İranlı Kürtler de tabii yakından izliyor bunu. Ankara'nın da Suriye perspektiflerinde bu Kürt meselesi çok büyük yer tutuyor benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi az önce sözünü ettiğin bu Batı'da da ilgi çekmiş balyozdaki sahte üretilen deliller konusu. Orada bir şey söylemek lazım. Şimdi özellikle 11 ve 17 nolu CD'ler ki bunlar iddianamenin, davanın temelini oluşturuyor. Bunların sonradan üretilen bir CD olduğu yolunda Amerika'da bir kuruluş yanı sıra Türkiye'de de birkaç üniversiteden bilirkişi raporu var. Şimdi bu konuda medya mahallesi, yani bu program değil elbette ama mahallemiz ikiye ayrıldı. Biri bunlar bakın görüyor musunuz işte sahteymiş. Sahte, dolayısıyla bu dava düşer dediler. Kimisi de olur mu öyle şey dedi. Özellikle balyozun gündeme gelmesini sağlayan gazeteci olarak bildiğimiz taraf yazarı Mehmet Baransu, taraf muhabiri Mehmet Baransu diyor ki ama onlar sonra güncellendi. Dolayısıyla onlar sahte değil, sonradan güncellendi. Şimdi buna getirecek bir yanda itiraz var. Hani çünkü güncellenmiş olsa son işlem tarihi üzerinde olur. Yani 2006-2007 olur. Bu olmadığına göre hayır sahte. Şimdi ben buna sahte mi değil mi hiç girmeyeceğim. Ama bir tek şunu söyleyeceğim. Yani medyanın ve kamuoyunun dolayısıyla yapması gerekeni, bakması gerekeni belki konuşmamız gerekiyor. Şimdi sonunda siz üniversitelerimizin, bizim devlet üniversitelerimizin verdiği raporları çürütebilirsiniz. Ama asıl olan nedir? O raporların incelenmesidir. Yani savunmanın lehte delil, lehte tanık denilen ve mutlaka göze alınması, yani pardon göze alınması değil, ciddiye alınması gereken faslı atlamamasıdır. Eğer bunu yaparsa savunmayı hiçe saymaktır. Şimdi burada mesela bu bile konuşulmuyor. Ben tabii senin kadar yakından izleyemiyorum şey ama yakından izlediğim bir olay var. Benzeri bir durum. Çok azız yansıdı medyaya. Benim sınıf arkadaşımdır. Havelsan'ın genel müdürü Faruk Yerman. Hı. Faruk Yerman da bir CD yüzünden devleti, hükümeti şiddet yoluyla bilmem cebirle şiddetle devirmekten tutuklandı, yargılanıyor. Yapılan incelemelerde çünkü suç unsuru olarak da işte darbe yapıldıktan sonra Havelsan nasıl örgütlenecek, genel müdür kim olacak, bilmem savunma sanayi ne, kim nereye gelecek diye bir belge ele geçirildi. Yapılan senin demin bahsettiğin teknik incelemede gerek yurt dışı gerek yurt içindeki uzman kuruluşlar tarafından yapılan incelemenin Faruk daha işe girmeden 2 ay önce yapıldığı ortaya çıkıyor. Faruk işsiz. Nereye gireceği de o zaman belli değil tabii. 2 ay önce, ben zaten 2 ay sonra Havelsan'a genel müdür olacağım. Sonra da darbe yapacağız. Onun için şimdiden planlarımı yapayım gibi bir şey oluyor. Şimdi yani sen işe girmeden, diyelim ki herhangi birisi işe girmeden 2 ay önce zaten hangi işe gireceğini bilemez. Olsaydı o sırada işte olurdu. Burada da mesela hala içeride ama yani bunun mahkeme tarafından ciddiye alınıp eğer hakikaten 2 ay önce bir tarihi taşıyorsa bu, belli ki sonradan üretilmiş. Daha önemli bir yanı var bunun. Hala tutuklu olmaktan da öte bir durum söz konusu. O da şu. Mahkeme heyeti savcıdan esas hakkındaki mütalaasını istedi. Yani sona gelindi. Esas hakkındaki mütalaa nedir? Zaten okuyor savcı günlerdir. Gene okumaya devam edecek. Durum budur. Anlaşılmıştır. Şu şunu suçu işlemiştir. Bu bunu yapmıştır. Ve ez cümle işte Ahmet 20 yıla, Mehmet 15 yıla, Hüseyin 88 yıla mahkum
olmalıdır savunmanın diye. Hiçbir somut itirazının kale alınmadığını gösteren bir esas hakkında mütalaa. Yani demek istediğim o. Ya hani bunları dinlemeden, bunlar dinlenmeden belki gerçekten o bilirkişi raporları yanlış. Belki gerçekten o CD'ler doğruyu söylüyor ve belki gerçekten orada bir suç var. Ama hani yiğidi öldür hakkını yeme diye ta kim bilir kaç yüzyıllık bir laf vardır bizde. Savunmayı dinlememek gibi hukukun en temel ilkesine bir şeyler oluyor. Neyse geçelim ve bize bir şeyler oluyor çerçevesinde. Şu 444 meselesi de çok konuşuluyor. Çünkü hafta sonu öyle bıraktık memleketi. Ben programı bitirip cuma günü sizlere bugüne randevu verirken henüz yasa çıkmamıştı. Sonra çıktı tabii. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Özgür Mumcu bugün köşesinde bu meseleye farklı bir açıdan bakmış, değinmiş. Onu bir izleyelim, devam edeceğiz. Eğitim gibi bir konu fütuhatçı bir üslupla bir gaza havasında kanunlaşıverdi. Uzun uzadıya tartışılması, orta ve uzun vadedeki etkilerinin ölçülmesi, altyapısının hazırlanması gereken bir reform, başbakanın ceketinin cebinden çıkıvermesiyle kanuna dönüştü. Emir demiri kesti, milli şefin iradesi kanun sayıldı. Eğitim reformu yapan iktidar buna karşı çıkan eğitimcileri dövdü. Hükümetin kanatları altında serpilen gazetelerin okuyucuları bu haberi göremediler bile. Bir reform yapılırken fikri sorulması gereken öğretmenlerin bunun yerine dayak yemesini gizlemeye çalıştılar. Önemsiz göstermeye çalıştılar. İnsanlıklarının ve gazeteciliklerinin sınırlarını da böylece ifşa etmiş oldular. Tam 9 gazetenin birinci sayfasına bu ülkede binlerce insanı harekete geçiren, meydanları karıştıran olaylar tek satır bile girememişti. Eğitim reformunu meclis komisyonunu işgal ederek, muhalif milletvekillerini döverek çıkaranların anayasa yaparken kimseye danışmak gibi bir niyeti olabilir mi? Bu 4+4+4 kanununun içeriğinden çok yapılış ve dayatılma şekli geleceğimizi belirleyecek. Çoğunlukçu, otoriter, muhafazakar ve popülist bir iktidar giderek yoğunlaşacak. Herkese kolay gelsin. Özgür Mumcu, Radikal. Şimdi gerçekten az önce söyledim ya, Ekrem Bora bütün gazetelerde birinci sayfada, Başbakan Erdoğan ve Suriye meselesi bütün gazetelerde birinci sayfada. Ama böyle önemli bir yasa çıkarken sokaklardaki protestoyu 9 gazetenin, önemli 9 gazetenin birinci sayfasında görmemek hakikaten şaşırtıcı. Bir kere bu var. Yani medyanın buna nasıl yaklaştığı. Bir de ben şunu da merak ediyorum. Şimdi demokrasinin zaferi gibi ilan edildi malum bu yasa. Şimdi mevzu demokrasi ise birileri alkışlayacak, birileri de karşı çıkacak. Karşı çıkanları niye dövüyorsunuz diyeceğim. O, Ragıp Duran da sen dövmüyorsun biliyorum ama niye dövüyorlar sence? Türk usulü demokrasi, hukuka eşit davranıyor herkese. Ya Özgür'ün bir kere eline aklına sağlık, hakikaten çok önemli bir noktaya değinmiş. Özellikle yazıdaki milli şef benzetmesi de hoş. Ona birileri cevap verir herhalde. Benim aklıma Özgür'ün yazısını dinlerken, okumamıştım şimdi gördüm, Bologna süreci geldi. Avrupa Birliği ülkelerinde eğitimi belirli ölçüde standartlaştırmak için Bologna süreci diye bir süreç başladı. Uzunca bir süredir de uygulamaları da başladı. Fakat bu Bologna süreci daha henüz o zaman 25 ülkeyi kapsayan bir şeydi. 7 yıl boyunca hiçbir uygulama başlamadan Avrupa'nın 25 ülkesinde başta eğitimciler, uzmanlar, eğitimle ilgili çok çeşitli kesimler tarafından devlet, STK'lar, öğretmenler, sendikalar, uzman meslek kuruluşları uzun süre tartıştılar bunu. Bologna süreci öyle çok parlak, çok herkesin onayladığı bir şey değil. Ama sonuç olarak 7 yıl boyunca bunun tartışması yapıldı. Çünkü
Üstelik 4 artı 4 artı 4 kadar da radikal bir değişiklik değil. İşte atıyorum lisansı 4 seneden 3 seneye düşürüp master 1, master 2 diye 5 yıl yaptılar. Üniversiteyle ilgili bir şey, liselerle değil. İşte Fransa'daki bir üniversiteden mezun çocuğun Almanya'ya gidip doktora yapması ya master yapması falan o tür nispeten eğitimle ilgili teknik konuları tartışıyorlar. 4 artı 4 artı 4 çok daha radikal ne bir şey. Ne kadar dedin 7 yıl. 7 yıl boyunca bunun sırf tartışması oldu. Biz 7 hafta tartışmadık. Tartışmadık. Yani bir de tartışılmadı. Daha doğrusu hiç tartışmadık. Biz de bir hafta boyunca dayak attılar. Evet, bir haftalık dayakla hallettiler bu işi. Ama yani işte Özgür de söylemiş, otoriter bir anlayış ve intikamcı bu hakikaten. Bir de bilmem 28 Şubat'ın şeyini hallettik diyor. Son izi. Bu işin kötü tarafı şu, kimse ilelebet iktidarda kalmayacağı için benim endişem şu, bundan sonra iktidara gelecek olan da aynı yöntemle buna karşı bir tedbir alabilir. Yani bunu değiştirir aynı yöntemle. Halbuki eğitim gibi geleceği ilgilendirecek bir sürü şeyi, herkesin çocuğu var, herkesin okula giden çocuğu var. Kendi çocuğu olmasa yakını var, kendisi bir şekilde eğitimle ilgili. Bunu agora gibi tartışmak gerekirdi, hiç yapılmadı. Şimdi hani bana hep muhalifsin her konuda diyor sevgili Nazlı Hoca ama galiba kendisi de belki de o MİT tartışmasından sonra çok sık muhalif yazılar yazmaya başladı. Özgür Mumcu'nun yazdıklarına çok hakikaten çarpıcı bir pencere daha açıyor. Ve çok net söylüyor. Bu yasa neden çıktı? Yani tartışılmadan, işte bütün bunlar göze alınarak neden çıktığının cevabını bugün Nazlı Ilıcak veriyor. Hem de çok ilginç bir katkıyla izleyelim, devam edelim. Eğitimle ilgili kanun teklifi parlamentodan geçti. Erdoğan olayı 28 Şubat'ın son izini tarihin tozlu raflarına göndermek diye yorumladı. Zaten baştan itibaren ben de bunu söylüyorum. Mesele eğitim reformundan ziyade 28 Şubat'ta dayatmayla gelen kesintisiz eğitimin yerine kesintili eğitimi geçirmek ve imam hatiplerin uğradığı mağduriyeti gidermek. Eğitim reformu demek için bunun ötesinde adımlar gerekir. Milli Eğitim bütçesi 38 milyar lira. Türkiye Ekonomik Politikaları Araştırma Vakfı'nın çalışmasına göre 12 yıllık zorunlu eğitime geçmek için mevcut düşük kalite korunduğu takdirde 20 milyar liralık bir ek harcama gerekiyor. Kısacası konu niyetin de ötesinde para meselesi. Nazlı Ilıcak, Sabah. Hani bu kadar açık anlatılır mı? Bu kadar açık anlatmış. Diyor ki bir kere mesele hiç reform falan değil. İmam hatiplerin uğradığı mağduriyeti gidermek. Şimdi imam hatiplerin uğradığı mağduriyeti gidermek için böyle bir sistem bu kadar alt üst edilir mi? Yanı sıra mali şeyini de meseleyi de koymuş ortaya. Şöyle de bir kayıtla. Mevcut düşük kalite korunduğu takdirde ek öğretmen vesaire nedeniyle 20 milyarlık ek harcama gerekiyor. Şimdi bir yandan 5-5,5 yaşında çocuklar okula gidecekler. Ne yapacaklar bilmiyorlar. Aileler bilmiyor. Aileler panik halinde. İşte özel okullar bundan nasıl etkilenecek? Din derslerini cami imamları verecek deniyor. Bu doğru mu değil mi? Her şey ve bu sene uygulanacak. Ve bütün bunlar imam hatipler için. Şimdi böyle bir şey bana bile tuhaf geliyor. Meslek seçecek değil mi? 9,5 evet, yaşına gelince de meslek seçecek çocuk. Yani galiba Batı'nın yani Türkiye'nin 200 yıllık Batı'yla ilişki macerasında eksik kalan rasyonalite, akıl dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğu burada bir daha ortaya çıkıyor. Revanşar, revanşist, intikamcı yaklaşımlar akıl dışı yaklaşımlardır. Ve böyle bu kadar gece yarısı bilmem öğretmenleri döverek, protestocuları engelleyerek geçirilen bir yasa daha sonra uygulamada Nazlı Hanım'ın söylediği gibi sadece paraya değil çok büyük sorunlara yol açar. Yani bu kimlik kırılmasından mesela seçmelik diyorlar değil mi? Hadi bakalım Anadolu'da sen çocuğunu istersen din derse seçmelik gönderme. Herkesin gittiği bir ortamda yok benim çocuğum din dersi almasın yani öyle bir sürü insan vardır ama mecburen gönderecektir onlar. Seçmelik göstermelik bir şey yani o. Mal gibi mecburi hale getiriliyor. Daha uzun vadeli, işte kendi de söyledi zaten daha önce dindar bir kuşak
yetiştirmek istiyorlarmış. Ama bu kafayla dindar değil, işte daha çok kindar bir kuşak yetişecek. Çünkü kendisi de kindar. 28 Şubat'ın intikamı böyle alınmaz. Tabii ki 28 Şubat savunulacak bir yanı yok. Ama bu şekilde alırsa siz 28 Şubat'ı haklı ve meşru bir zemine çekersiniz. Senin az önce söylediğin bu Bologna tartışmasında bir de eğitimin başarısının kriterleri de netleşmeye başladı. Şimdi o kriterlere göre pizza kriterleri zannediyorum. Orada Türkiye Avrupa'nın sonuncusu. Yani kitap okuması, çocuğun analiz yapabilmesi vesaire vesaire. Bugün bir de Taraf gazetesinde gördüm. Türkiye'de çocukların, daha doğrusu çocukların değil, hepimizin aslında kitap okuma meselesini. Şimdi ben birkaç kez okudum başlığı inanmak için. 10 yılda bir kitap okuyoruz. Ortalamamız. Evet. Şimdi 10 yılda bir kitap. Zaten inanılmaz diye Taraf Gazetesi de biri hem yazıyla hem de rakamla vermiş. Olağanüstü. Kütüphane sayısı da öyle. Şimdi bir Japon yılda ortalama 25 kitap okuyor. Bir İsviçreli yılda ortalama 10. Bir Fransız yılda ortalama 7 kitap. Ama Türkiye'de 10 yılda bir kitap. 10 yılda bir kitap. Şimdi senin okuduğun kitapları... Burada bir yanlışlık olması lazım. Ya bir Türk nasıl? Dünyaya bedeldir. Oh. Verdiğin rakamlarla uyuşmuyor ama ya. Şimdi bir Japon yılda 25 kitap okuyorsa, bir Türk 10 yılda bir kitap okuyorsa matematik olduğu gibi. Olmaz. Bir yanlışlık vardır bu hesapta. Türkler çok fazla kitap okuyan bir ulustur. Türkler son derece layık, akıllı bir ulustur. Bunları yani medya yazmıyor işte. O yüzden oluyor bunlar. Efendim radyodan dinleyenler için söyleyeyim. Bu değerli katkıyı yapan Ragıp Duran'dı meslektaşım. Ona da bir haller olmuş galiba diyeceğim. Şimdi Ragıp senin okuduğun kitapları düşünüyorum. İşte çevrendekilerin okuduğunu. Ortalamayı yükseltememişiz. Çok vahim bir durum. Ortalama buna rağmen. 10 yılda birse. Ama 10 yılda birse. Hani bazıları hayatı boyunca hiç okumamış demektir. Evet. Okumuyor demektir. Hatta eksi kitap okuması lazım. 10 yılı düşürmek için. Yani birkaç tane kitabı da okumadığına dair özel olarak. Yok yok yani çok vahim durum canım. Tabii bakma öyle şey yaptım. Eğitimimizin de kalitesi. Yani şimdi okullaşma evet. Tabii 12 yıl olduğuna göre şimdi 3 kere 4. Demek ki 1.2 kitap okunacak bu şeyde. 10 yılda bir kitap okunuyorsa. Yoksa neresinden tutsan dökülen bir anlayış. Böyle bir tespit yaptıktan sonra kalkıp hala bilmem seçmeli din dersi, Diyanet falan bunlarla uğraşırsanız çok daha vahim olur. Medya bütün bunlara tekrar 2 dakikamız kaldı. Kısacık rica edeyim. Medya bütün bunları görmüyor. Evet, bir medyatik gerçek yaratmaya çalışılıyor. Yani yaratmaya çalışmak o gerçek olmuyor tabii de. Medya hakkında bu sansür bağlamında ya da değil. O konferansta, hafta sonundaki konferans özelliklerini bir özetler misin? Valla aslında tabii şu, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek ideolojik iktidarın kendi işine gelmeyen haberleri, bilgileri özellikle büyük medyada, gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda engelleme veya tahrif etme gücü var. Eskiye oranla değişen şöyle bir önemli ve olumlu değişiklik var. İnternet sayesinde, bloglar sayesinde, Twitter sayesinde iki çok somut örnek verildi hatırlıyorum cumartesi günkü konferansta. Bir Van depreminde yapılan ırkçılık, iki Roboski Uludere katliamı sırasında egemen medya uzun süre sessizliğini korudu. Ama Twitter'lardan dolayısıyla internete ulaşımı olan ve hesabı olan herkes bu bilgiyi alabildi. Dolayısıyla sansür eskisi kadar etkili değil. Giderek belki daha fazla yapılıyor iktidarı övmek için, iktidarın olumsuzluklarını gizlemek için. Buradan yola çıkarak önümüzdeki dönemde internet medyasının ya da işte bu sosyal medya ağları denilen alanın yurttaş gazeteciliği açısından giderek daha fazla önem kazandığı. Ama tabii bunların da bir şekilde geleneksel klasik medyaya, yine internet üzerinden radyolar, televizyonlarla, paylaşım siteleriyle bunun daha iyi olabileceği belirtiliyor. Bir de tabii şu var. Hani Türkiye okuru 1960'ın okuru değil, 80'in okuru da değil. Giderek Türkiye okuru da 10 yılda bir kitap da okusa eskiye oranla
teknoloji sayesinde eski oranla diyorum biraz daha medya okuryazarlık bilinci internet sayesinde artıyor. Siyasi açıdan bakıldığı zaman da boyun eğme, biat kültürü bir yanda da ne bileyim işte öğrencilerin isyan kültürü, ayaklanma kültürü, eleştiri kültürü. Bunlar ikisi bir arada gidiyor. Çünkü zaten nerede iktidar varsa orada muhalefet vardır. Onun için ya da olmalıdır. Olmalıdır yok var yani. Muhalefetsiz iktidar olmaz. Şimdi reklama gideceğiz ama kısacık söylemem lazım. Sen Uludere'den söz ettin. Uludere olayı evet belli bir süreden sonra da olsa neticede görüldü edildi. Fakat hala görmediğimiz bir şey var. Biliyorsunuz bir orada rapor hazırlandı. Özellikle bu insansız hava aracından gelen uydu görüntüleriyle birlikte. O rapor biteli 15 gün falan oluyor. En az belki daha fazla. Daha açıklanmadı biliyor musunuz? Bir tek insan daha hakları alt komisyonu görebildi o şeyleri. Onların görebildi. Açıklaması orada var. Bir kişi Ertuğrul'un söyledi. Bir açıklaması var. Orada bir belki evet Ertuğrul Kürkçü bir şey söyledi. Fakat hemen dediler ki bir dakika daha o resmi rapor değil. Taslak resmi raporun daha çıkışı yapılmadı dediler. Orada kapattılar meseleyi ve biz hala daha Uludere raporunu bilmiyoruz. BDP takip ediyor ama bunu. BDP'liler mecliste şey yapacaklarını söylediler. Hala yazılmayan Deniz Feneri iddianamesi nedeniyle o konuyu da hiç bilmediğimiz gibi. Gördüğünüz üzere bir yıl önce görüşmüş olsak bile sevgili Ragıp Duran aynı konuları neredeyse konuşup duruyoruz değil mi? Neyse tekrar bir yıl sonra bakalım neleri konuşuruz. Yok bir yıla kalmaz, bir yıla kalmaz. Peki. Yolun düştüğünde tekrar beklerim sevgili Ragıp Duran arkadaşım. Reklamlardan sonra birlikte olacağız efendim. Efendim sizlerden gelen mailleri okumak fırsatını bulabildim. En çok da bu 444 yasasıyla ilgili eleştiri ve tepkiler ağırlıkta. Örneğin Profesör Doktor Siber Göksel, emekli bir öğretim üyesi, diyor ki bu sistem çocukları ruh sağlığını etkileyecektir. Çok kabaca değindim. Zamanım kalmadığı için çünkü artık süremin sonuna geldim son saniyelerine yarın görüşmek üzere efendim hoşça kalın.